Evet sevgili seyirciler, ana haber bülteni kapsamında sizlere bir hatırlatmada bulunmuştuk. Dedik ki ana haber bültenimizin sonuna doğru Sayın Hamit Bal program konuğumuz olacak. Peki Hamit Bal kimdir? Tanımayanlar için söylüyorum. Sosyal Sigortalar Kurumu Hatay İl Müdürü Sayın Hamit Bal ve şu anda stüdyolarımızda ve biz kendisiyle önemli bir konu üzerinde yaklaşık 13-14 dakika birlikte olacağız. Biliyorsunuz genel sağlık sigortası ülkemizde uygulanan bir sistem ve 30 Nisan günü itibariyle, yani önümüzdeki ayın sonu itibariyle genel sağlık sigortasında daha önce borçlarını yapılandırmış olanlar için son gün, son ödeme günü 30 Nisan. Ama önemli bir gün daha var, o da 2 Nisan gününe denk geliyor. Gelir testini yaptırma son günü. Eğer herhangi bir yerde çalışmıyorsanız ya da çalışıyorsanız, şimdi müdürüm onu söyleyecek, belli rakamları var onun, gelir testine girmeniz gerekiyor. Onun da son günü 2 Nisan. İyi akşamlar Sayın Müdürüm. İyi akşamlar Ali Bey. Nasılsınız Hamit Bey, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Efendim yanlış özetlemedim değil mi? İsterseniz buradan girelim hemen. Doğrudur. Öncelikle başta şahsınız olmak üzere HRT ailesine, vatandaşlarımızı bilgilendirme noktasında bize bu imkanı sunduğunuz için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Belirttiğiniz üzere genel sağlık sigortası Türkiye'de uygulanan bir sistem. Bu sistem sigortalılarımızın, daha doğrusu tüm vatandaşlarımızın sağlık sorunlarıyla karşılaşmaları halinde bunlara çıkan masrafların, harcamaların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması sistemi olarak bunu addediyoruz. Aslında yani herhangi bir sosyal güvencesi olmayanları kapsıyor değil mi müdürüm bu? Yani bir yerde çalışıyorsan, evet, SSK'lıysan ya da bağ kuruluysan zaten bu sizi kapsamıyor. Tamamı genel sağlık sigortası olarak değerlendiriyor. Onu şöyle kısaca özetleyeyim. Genel sağlık sigortası kapsamı dahilinde düşündüğümüzde Türkiye'de Türk vatandaşı olan herkes genel sağlık sigortası kapsamında 1-1-2012 tarih itibariyle bu yasa güncellendi. Herkes bu kapsamda. Bunlar içerisinde bahsettiğiniz üzere işsizlerimiz, işverenlerimiz, işçilerimiz, emeklilerimiz, avukat stajyerlerimiz, işsizlik sigortasından yararlananlar, bakmakla yükümlü olduğumuz anne, eş, çocuk ve babalarımız, bunların tamamı genel sağlık sigortası içerisinde. Ayrıca bu kapsamda olmayıp herhangi bir sosyal güvenliği kurumuna tabi olmayan kişiler de zorunlu genel sağlık sigortası kapsamında ve bunları biz kapsam dışı diye nitelendirdiğimiz kişileri, vatandaşlarımızı sistemlerimizden gerekli kontrolleri yapıyoruz. Genel sağlık sigortası kapsamı içerisinde dahil ediyoruz bu kişileri ve gelirlerine göre ya gelirleri asgari ücretin altındaysa, 1/3'ünün altındaysa devlet tarafından genel sağlık sigortası primleri ödeniyor. Üzerinde ise de 2014-2017 tarih itibariyle yapılan düzenlemeyle tek barem üzerinden, yani günlük asgari brüt asgari ücretin %3'üne tekamül eden 61 lira üzerinden, 2018 yılı itibariyle 61 TL üzerinden genel sağlık sigortası kapsamına dahil ediyoruz ve kendisine sağlık imkanlarını kurumumuzla anlaşmalı olan tüm sağlık kurumların hizmet sunucularından yararlanma imkanı veriyoruz. Normal herhangi bir yerde çalışıyormuş gibi sanki bir işverenin yanında aynı şekilde 61 lira prim karşılığında, evet, sağlıktan faydalanabiliyor. Kesinlikle. İlaçlarını alabiliyor, doktora gidebiliyor. Doğru mu sayın? Aynen, kesinlikle. Peki müdürüm, şimdi genel sağlık sigortası dediğimizde az önce sizler de ifade ettiniz. Bu büyük bir şemsiye. Bir işverenin yanında çalışan SGK'lı da bu şemsiyenin altında, Bağkurlu da bu şemsiyenin altında, ben de, siz de, o da, şu da, bu da, evet, herkeste. Ama o bahsettiğiniz 61 TL prim, onu biraz daha açabilir miyiz? Yani o gelir testine tabi olmak zorunda olanlar, herhalde onların bir ayrı özel bir durumu var. Şimdi biraz önce bahsettiğim üzere çalışmayan, bakmakla yükümlü olmayan kişiler, genel sağlık, biz sistem üzerinden bunların kontrolünü yapıyoruz ve bunları genel sağlık sistemine tabi tutuyoruz. Çünkü bu zorunluluk gerektiriyor. Evet. Ve kişilere genel sağlık sigortası kapsamına girdiklerini tebliğ ile bildiriyoruz. Bu bildirim doğrultusunda tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde
kendilerine genel sağlık sigortalısı olduklarını tebliğ ederekten eğer bizim belirlediğimiz rakam üzerinden 2018 tarihi itibariyle 61 TL dedik. Bizim belirlediğimiz rakam üzerinden prim ödemeye devam etmek istiyorsa herhangi bir gelir testine müracaat etmiyor. Hı. Eğer ben bunu ödeyemiyorum, ödeyemem diyorsa... Siz öyle bir tespit yapmışsınız ama ben bunu ödeyemiyorum kardeşim. Biz tabii matbu olarak başlıyoruz. Seni diyoruz 61 liradan tescilini yaptık. Ve o şekilde tebliğ ediyoruz. Eğer vatandaşımız ben bunu ödemekten... Bunu da ödeyemiyorum, 61 lirayı da ödeyemiyorum diyorsa... Diyorsa tebliğ tarihine itibaren bir ay içerisinde... ikametinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gidip gelir testi yaptırıyor ve gelir testi sonucunda eğer asgari ücretin üçte birinin aşağı gelir çıkıyorsa o hane içerisindeki kişi başına düşen gelir bugün itibariyle 675 lira 5 kuruş onun altında çıkarsa bunların genel sağlık sigortası primlerini devlet ödüyor. Eski anlamda yeşil kart sisteminde değerlendiriliyor ve hangi sağlık kurumuna giderse gitsin bu kapsamda yararlanma imkanı elde ediyor. Anladım. Şeyler hariç, özel hastaneler hariç. Gelmedi müdürüm, siz bir ay süre verdiniz ve bu arkadaş gelmedi. Evet. Ne olur, nasıl bir sonuçla karşılaşır? Bir ay içerisinde gelmedi. Bu defa kendisine o bir aylık süre geçtikten sonra hangi tarihte bize gelirse, daha doğrusu Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na gidip gelir testine müracaat ederse, bir ay o ve asgari ücretin üçte birinin aşağısında çıkarsa ailede kişi başına düşen gelir, bu defa gelir testi yaptırdıktan sonraki aylarda devlet tarafından primler karşılanıyor. Öncekileri de bugün itibariyle, 2018 itibariyle 61 liradan güncellediğimiz rakam karşılığında kendisinden tahsil ediyoruz. O zaman şunu mu söylüyoruz müdürüm? Bir ay içinde bizim belirlediğimiz rakam 61 lira. Evet. Sen bir ay içinde kardeşim itirazın varsa gel gelir testini yaptır. Aynen. Aksi halde 61 lirayı da ödeyeceksin. Bunu da sizin bahsettiğiniz gibi. Aynen gelir testi yaptırdıktan sonra eğer geliri düşük çıkarsa yani evet. 61 lira olan borcu ödeyecek. Geri kalanını kendi adına devlet tarafından ödenecek. Peki şimdi müdürüm 30 Nisan tarihi itibariyle yapılandırılmış borçların ödenmesi gerektiği üzerinde durduk programın hemen başında. Geçmiş dönemde ödenmemiş prim borçları için yeni bir yapılandırma söz konusu mudur? Var mıdır öyle bir şey gündemimizde? Bu daha önceden üçlü barem sistemi vardı. Kişilerin gelirine göre üçlü barem sistemi vardı. Bu 1 Nisan 2017 tarihinde yapılan kanun düzenlemeyle birlikte bu teke düşürüldü. Tekli sisteme geçildi. Bu tekli sistemde 53 lira 33 kuruşla geçmişteki yani 1-1-2012'den bu yana olan tüm borçları 53 liradan güncellenmiş oldu. Ve bu güncelleme doğrultusunda kişilere, sigortalılarımıza bildirimde bulunduk. 1 Nisan'dan itibaren 1 Nisan 2017 tarihiyle 30 Nisan 2018 tarihleri arasında geçmişe dönük olarak güncellenen primleri, ödemeleri halinde, gecikme zamsız ve gecikme faizsiz ödemeleri halinde genel sağlık sigortası kapsamı içerisindeki borçlarının minimize ederekten yararlanma imkanını, sağlıktan yararlanma imkanlarını kendilerine sunduk. İşte bu süre 30 Nisan, işte son ödeme tarihi, biraz önce açılışta da söylediğin üzere 30 Nisan son ödeme tarihi. Hı hı. 2 Nisan'da gelir testine hiç müracaat etmeyen sigortalılarımızın en son müracaat etme tarihi de 2 Nisan. Önemli olan bu 2 Nisan sürecini kaçırmamak. 2 Nisan'a kadar hiç gelir testine müracaat etmemiş sigortalılarımızın, bu kapsamda olanların, muhakkak 2 Nisan'a kadar bağlı oldukları Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına, ikametlerin bağlı olduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına müracaat edip gelir testi yaptırıp 30 Nisan'a kadar da eğer herhangi bir ödeme çıkmazsa zaten geçmişteki borçların tamamını siliyoruz. Eğer borç çıkarsa da 30 Nisan'a kadar gecikme zamsız ve gecikme faizsiz 53 liradan güncellenmiş haliyle ödediklerinde genel sağlık sigortası imkanlarından yararlanma hakkını korumuş oluyor. Peki Hatay'da Sayın Bal 15 ilçemiz var. 15 ilçenin 15'inde de müracaat yeri var mıdır? Yani hem gelir testi için
Tabii sosyal yardımlaşma vakıfları 15 ilçemizin kaymakamlıklarında mevcut. Her hangi ilçede oturuyorsan oranın evet, şubesine başvuruyor. Bu sosyal yardımlaşma vakıflarıyla aramızda elektronik bilgi ağı oluşturuldu. Otomatikman bize sistemlerimize düşüyor gelir testi yaptıranların. Yeşil kart eski anlamda kapsamda olanların o kapsamda değerlendiriyoruz. Yine bilgisini veriyoruz. Geliri asgari ücretin 1/3'ünden fazla olanlara da tebliğ ediyoruz. Şu kadar borcunuz var diye. Tabii bu süreç 2 Nisan, 30 Nisan diye değerlendirdiğimizde kısa bir süreç olduğu için tebliği beklemeden gelir testinden sonra bizim sistem üzerinden, E-Devlet şifresi üzerinden ya da kurumlarımıza gelerekten vatandaşlarımız, kayıt altına alınan sigortalılarımız son durumlarını değerlendirsinler. Peki Sayın Bat, şimdi benim aklıma şöyle bir soru geldi. Asgari ücretin altında bir geliri varsa kişinin, onu devlet ödüyor dediniz, evet, zaten primini. Üstünde ise işte belli kademeleri var. Kendi primini kendi ödeyen vatandaş ile primini devletin ödediği vatandaş arasında hizmette bir farklılık var mıdır, yok mudur? Genel sağlık sigortasının en büyük özelliği, biliyorsunuz daha önceden Sosyal Güvenlik Kurumu tek çatı altında toplanmadan önce her kurum kendi sigortalısına farklı sağlık hizmeti sunmaktaydı. Emek sandığı birinci derece. Doğru. İşte SSK'lı eski anlamda sadece SSK hastanesinden yararlanıyordu. Bağkur'a daha önce sağlık hizmeti yoktu. Sonradan kendiniz ödüyordunuz. Gelip Bağkur İl Müdürlüklerinden paranızı tahsil ediyordunuz. Bu tür farklılıklar vardı. Bu genel tek çatı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tek çatı altında toplanmasıyla birlikte bu ortadan kalktı ve bu genel sağlık sigortasının en büyük özelliklerinden biri kişilerin gelir durumuna bakılmaksızın. İnsana insan gözüyle bakıyoruz. Kesinlikle. Herkese eşit düzeyde tek tip sağlık hizmeti verme modeli getirildi. Burada gelir testine tabi tutulup gelir düşük çıkanlar kimlikleriyle dediğim gibi tüm sağlık kurumlarından... Bunu denetleme şansınız oluyor mu Sayın Bal? Yani sizin denetiminizde mi bilmiyorum. Şimdi ben primimi devletin ödediği bir vatandaşım. Evet. Yani sizin dediğiniz ifadeyle yeşil kartlı bir vatandaşım. Hani bu insanın doğasında var. Yani sadece Türkiye için demiyorum. Ya kardeşim sen zaten yoksulsun. Primini de devlet ödüyor. Sen otur hele bir köşede bakayım. Bunu siz mi denetliyorsunuz? Sağlık Bakanlığı mı denetliyor? Ya da böyle bir denetim mekanizması var mı? Şimdi bununla ilgili tabii gelir testine tabi tutulup belirleniyor bu işlem. Dediğim gibi sosyal tabii. yardımlaşma. Bunlar da artık yeni düzenlemelerle, Çalışma Bakanlığımızın yapmış olduğu düzenlemelerle bu kişiler, sosyal yardımdan yararlanan kişiler, bu da dipnot öyle diyelim, böyle bir ayrıntı bilgi olsun. Çalışma İşkur İl Müdürlüklerinde kayıt altına alınıyor ve bunlar işlere yönlendiriliyor ve bu yönlendirilen işlerde iş edinimleri sağlanması için öncelikli hale getiriliyor. Proje kapsamında olsun, işbaşı eğitimleri olsun, sosyal yardımdan yararlanan kişilere öncelik verilecek. Bu öncelik doğrultusunda bu kişilerin sosyal yardım kapsamından çıkıp aktif iş gücü hayatı içerisinde kendi primini ödeyerekten, kendi elde etmiş olduğu gelir üzerinden prim ödeyerekten sistem içerisinde, iş gücü içerisinde kalması sağlanma çalışmaları olacak. Yani denetim bu şekilde olacak dolayısıyla. Aslında benim sorduğum farklı bir şeydi. Evet. Yani hastanelerdeki, sağlık kurumlarındaki, oradaki sağlık personelinin davranış biçiminden ben söz etmiştim. Evet. Siz başka bir şey açıklamış oldunuz ama iyi oldu açıklamanız. Ona yönelik bir denetim var mı? Diğer taraftan hastanelerimiz bu konuyla ilgili genel bütçemizden, kurumumuzun genel bütçesinden primlendirme, daha doğrusu yapmış oldukları sağlık harcamaları karşılandığı için aslında her genel sağlık sigortalımız, çünkü her Türk vatandaşı bir genel sağlık sigortalısı kurumu... Sen normal paranı alıyorsun zaten diyorsun. Normal özel para, hastanede aynen, olsan... Tabii bu da hastanecilik hizmeti, işletmeciliği mantığı doğrultusunda bakıldığı zaman kaliteli hizmet vermekle mükellefler. Çünkü bizim genel sağlık sigortalılarımız, vatandaşlarımız da bu konuda zaten hakların arama noktasında halkla ilişkiler, hastanelerin birimleriyle ya da işte tüm diğer iletişim ağlarıyla
sorunlarını dile getirebiliyorlar. Biz bunun karşılığında para ödüyoruz. Sistem de o hale getirilmiş zaten herhalde. Kesinlikle. Yani. Sistem o halde oturduğu için istese de zaten yapamaz diyorsunuz. Ne kadar kaliteli hizmet verirse o kadar çok hastası olacak. Evet. Hastaneler sadece bizim Medela sistemi üzerinden yapmış oldukları müstahak mı değil mi sorgulaması yaparlar. Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödeyen vatandaşlarımız birinci şartı 30 günlük prim ödemiş olması gerekiyor. İkinci şartı da 60 günden fazla prim borcu olmaması gerekiyor. Bu kapsam içerisinde ise onun hangi kapsamda olduğuna bakmadan hastaneler hizmet vermek durumunda. Peki son soru Sayın Hamit Bal. Sözünü ettiğimiz bu kanun düzenlemesi çerçevesinde yani Türkiye'deki rakam varsa elinizde onu da alabilirim. Ama tabii Hatay'daki rakam da önemli bizim için. Ne kadarlık bir miktardan söz ediyoruz yapılandırılan borç miktarı? 1 Nisan itibariyle dediğim gibi üçlü baremden artık tekli bareme 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren üçlü baremden tekli bareme dönüldü. Bu üçlü baremden tekli bareme dönüldüğü zaman 6.400.000 onu anlayamadım müdürüm. 6.400.000 sigortalımız Türkiye'den söz ediyoruz. Türkiye geneli, evet. Rakamlarımız Türkiye geneli. 8,5 milyar TL borcundan vazgeçildi. Son çok ciddi bir rakam. Kesinlikle. Bu 8,5 milyar TL borçtan vazgeçildi. 53,33 liradan güncelleme yapıldı. Son güncellenen rakamda 5,6 milyar TL borç yapılandırılmış oldu. Bu yapılandırılma rakamları şöyle örneklendirecek olursak bir sigortalımız için ne kadar indirim yapıldığı noktasında 2012 yılında çıktı demiştik genel sağlık sigortamız. Doğru. 2012 yılından bu zamana kadar 2 Nisan'a kadar hiçbir gelir testine müracaat etmedi. Hiçbir kayıt altına alınmadı. Bunun üzerine oluşturulan gelirine göre 12 bin TL ile 20 bin TL arasındaki prim borçları silindi, 4000 TL'ye indirildi. Bu indirimden eğer 2 Nisan'a kadar gelir testi yaparsa bu 4000 TL, geliri düşük çıkarsa bu 4000 TL de silinecek. Hiç borcu yok gibi değerlendirileceğiz yeşil kartlı kapsamını aldıktan sonra. Diğer bir avantaj, 2 Nisan'a kadar müracaat etmezse maalesef bu oluşan 4000 TL'lik borcu sildirme imkanından yararlanamayacak. Bir diğer konu, eğer geliri 3'te 1'in, asgari ücretin 3'te 1'in üzerine çıktıysa, bu çıkan gelir diyelim 4000 lira olarak çıktı bu rakam. 4000 lirayı da 30 Nisan'a kadar ödemezse kendisinden bir yıllık gecikme zammıyla beraber bu oluşan prim borcunu tahsil etmek durumunda kalacağız maalesef. Peki, Sayın Hamit Bal, benim sürem doldu inanın ama son iki cümle, belki buradan bir şey söylemek istersiniz. Bu konuyla ilgili benim sormadığım sorular arasında yer alıyorsa öyle bir şey. Bu biraz önce bahsettiğim işte bu zorunluluk hali genel sağlık sigortası ve bununla ilgili kurumumuz tüm çalışmalarını yerine getirmiş durumda. Kimlerin genel sağlık sigortası, kimlerin işte kapsam dışı olduğu tespit edildi. Bu tespit doğrultusunda biz ulaşalım veya da ulaşamamış olduklarımız ve kapsam içerisinde olan genel sağlık sigortalılarımızın muhakkak ve muhakkak 2 Nisan'a kadar sosyal yardımlaşma vakıflarına müracaat etmeleri ve müracaatlarının devamını e-devlet şifresinden veya kurumumuza şubelerine müracaat edilerekten takip etmeleri, borçlarının çıkması halinde de 30 Nisan'a kadar borçlarını ödeyerekten bu bahsetmiş olduğumuz indirimlerden yararlanarak da sistem içerisinde kalmalarını özellikle hasreten rica ediyorum. Peki. Çünkü önemli bir avantaj. Bu bilgilendirme imkanı verdiğiniz için de ayrıca size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hamit Bal. İyi akşamlar diliyorum. Evet sevgili seyirciler, Sosyal Sigortalar Kurumu Hatay İl Müdürü Sayın Hamit Bal programımıza konuk oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Ve ana haber bültenimiz burada sona eriyor. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.